Yapılan kötülük karşılıksız kalmaz anlamında kalıplaşmış bir tabirdir. İntikam almak değil. Yapılan kötülük karşılıksız kalmaz. Bu anlamda kullanılan kalıplaşmış bir tabir. Karşılıksız kalmaz. Hı. Yani bunu ben sana yaparım ama... Hayır, rüzgar değil. Eken fırtına biçer gibi. Hatta bunun devamı da vardır. Yanına kalmaz da değil. İki kelime. İnleyen ölür. Devamı odur. Ölüm. Nokta nokta inleyen ölür. Hayır, hiç aklıma gelmiyor. Bence yapılan kötülük yaparsan karşılığını... Öbür dünyada mı alırım bilmiyorum. Eden bulur. Ay evet. Çok da kolaymış. Son 10 saniye. Bütün soruları göreceğiz. Beni kendimi izlesem çok kızardım ya. Kızmayın kendinize. Odaklanın lütfen. Son 3 soru. 3 soruyu da görmek istiyoruz. Değil mi? Harf alayım diye mi basayım bence? Bence soruyu da bir okuyun ama önce. Tamam. Buyurun. Mecazi anlamda ayrı kollara ayrılarak harf yayılmak, alayım. Genişlemek. Harf istediler. Dallanmak. Bence o harfe ihtiyaç yoktu ya. Hadi neyse. Geliyor yenisi. Görelim bakalım sondan bir önceki. Bir kurum veya kuruluşta yönetimin en üst düzeyindeki sorumlusu. Harf alayım. İki kelimeden oluşur. Yönetici. İki hayır. Kelime. Genel en müdür. Üst düzeydeki. Nedir? Genel müdür. Genel müdürdür. Son genel soru son cevap. Çok kötü oldu. Tarih. Sever misiniz? Aram yok fazla. İki kelimeden oluşuyor. Bunu bilirsiniz. Duymuşsunuzdur en azından. Görelim. Savaş verebilirsiniz. Osmanlı ordusunda... Harf alacaktım ben. Harf alacaklardı. Osmanlı ordusuna kapık kulu eri yetiştirmek için kurulan okul. Nizam Cedid falan değil o ordu. Şey, acemi... Bir ha gayret. Acemi okulu değil, mektebi acemi, okulu değil. Okulu demiyorlar. Mektep de demiyorlar. Acemi yurdu. Yurt da yok o zamanlar. Acemi neyi olabilir? Acemi okul. Şuradan bize iki çay getir. Acemi. Acemi şuradan bize çay getir. Şeyi. Hayır. Acemi. Ne yani yemek pişiyor orada. Mutfağı. Mutfak mı? Acemi. Okul, yurt. Hocam. Ben bir daha gelmek istiyorum. Bir daha deneriz. Ben de tam onu söylemek üzereydim zaten. Bu sene mezuniyetinizi yapın. Aleyna Hanım da zaten bu sene mezun olacak. İkiniz de yeni mezun. Burnunuzda, çiçeğinizle birlikte tekrar gelirsiniz. Aleyna Hanım da üzgün, siz de üzgünsünüz. Ama bir daha ben böyle yarışırsınız. Olacağını tahmin etmiştim. Çünkü adımı bile hatırlamıyorum şu an. Öyleyim. Gizem Hanım, beni üzüyorsunuz. Bir alkış verin de adını hatırlasın. Çok güzel.